Kendimi tanımaya başladığımdan beri ayaklarımın üzerinde durmayı borç bildiğim, evrende küçük ama benim için kocaman bir serüven olan yaşamımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Merhaba, ben Merve Aktepe. Osmaniye'de doğdum, üniversiteye kadar orada yaşadım. Destekleriyle bana muhteşem bir güç veren bir anne ve babaya sahibim. Şu an 22 yaşındayım. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye başlamak benim için bir dönüm noktasıydı aslında. Küçük bir şehirde biriktirdiğim büyük hayallerim vardı. Çok heyecanlıydım. Şu anda da öyleyim aslında. Sonrasında sivil toplumla tanıştım. Enerjimi, kendimi ve dünyayı değiştirmeye adadım. Birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllülük yaptım, yapıyorum. Habitat Derneği ile de bu sayede geçen yıl yollarımız kesişti. İlk eğitmenlik deneyimimdi. Gençlere finansal bilinç kazandırmak adına sağlam işlere imza atan Paramı Yönetebiliyorum ailesinin bir parçası olmuştum. Ben de artık cebimdeki paranın değerini biliyordum. Bunun en büyük kanıtı olarak bu yaz kurduğum hayallerden birini daha gerçekleştirerek ilk kez yurt dışına çıktım. Ve 7 ülkeyi yaşayıp döndüm. Hem de tek başıma sırt çantamı kaptığım gibi. Yolculuğa çıkmadan önce ek işlerde çalıştım, para biriktirdim. Çünkü benim bir kırmızı çizgim var. Bitirdiğim her seyahati kendim finanse ediyorum ve sonunda benim zaferim diyebilmek inanın efsane hissettiriyor. Seyahatim bir ay sürdü. Başında bir gönüllülük projesinde mülteci çocuklarla vakit geçirdim Yunanistan'da. Sonrasında yol bana öyle güzel anılar yaşattı ki tarifsiz. Sevginin ortak dili olduğunu savunan hümanist bir insandım. Fakat bu yolculukta dil, din, ırk ayrımı yapmadan dünyanın güzelleşeceği mottomu yaşayarak gördüm. Kendimi hikayenin kahramanı hissediyordum. Tam dönüş yoluna geçerken paramı kaybettim ve bir 5 dakika düşündüm. Ben o parayı kazanabilirdim. Türkiye'den yola çıkmadan önce çantama takı, anahtarlık nevi şeyler koymuştum. Bir şehrin büyük bir meydanına gittim, matımı serdim, üzerine küpeleri, takıları koydum. Ve bir karton parçasına özet cümleler, sonunda just 1 euro. Bekledim, önce utandım. Daha önce böyle bir deneyimim olmamıştı çünkü. Sonrasında gezgin bir kadın olduğum için özellikle hemcinslerimden öyle bir destek gördüm ki sormayın gitsin. Benimle fotoğraf çektirmek isteyenler bile olmuştu. Sonra birkaç saatin sonunda cebimdeki paranın 2 katı kazançla kalktım oradan ve şehri gezmeye devam ederken en güzel yemeği o parayla yedim. Artık ben ayaklarımın üzerinde durabilen bir kadındım. Bunun gücünü hissediyordum içimde. Yaşam öğretilerimi edindiğim yolculuklardan en büyüğünü tamamladım. Kendime giden bu yolda hayal etmekten ve inanmaktan asla vazgeçmedim. Siz de hayal edin ve inanın. Başarmamanız için hiçbir sebep yok.